Şu anda kıymetli izleyicilerimiz, Aksu'da şöminenin başındayız. Şencan çiftliğindeyiz. Beni geçmişe götüren bir tarih var, bir mazi var burada. Sadece para kazanmak için düşünmedim. 95 çeşit ürünüm var. Bu görmüş olduğunuz malzemelerin çoğu benim kendi rahmetli babamın evinde kullandığımız malzemeler. 100 yıldan fazla kullanılan malzemeler var. Ama onunla yemek yemenin zevki ayrı. Öküzlerimiz vardı, ineklerimiz vardı. Onların çobanlığını yaptım. Buradan sesleneyim yeni evlenecek genç kızlara. Evet, çeyizinizi almadan oğlan evine gitmeyin. Çeyizinizi muhakkak alın. Yani nostaljiyi de yaşatmak lazım. Aslı, sen kıymetli bir sanat yedi emini diyebilir miyiz abi? Geçmişten gelen tarım alet makineleri var. Abi nedir bunlar Emin abi? Her şeyi maşallah böyle sergiliyorsun. Neler var? Şimdi ismini söylediğim zaman herkesin canı çekiyor olabilir. Arada nostalji yapıyorum böyle. Çok güzel. Çok ama at çekmiyor. Bu işletmede iyi tarım uygulamaları çerçevesinde tarımsal üretim yapılmaktadır. Evet, şöyle baktığımızda içeride bir tropik hava var. Nemli bir hava var. Muzlarımız, helenklerimiz bakıyorum şöyle gayet sağlıklı gözüküyor. Yanlarından fidan bıraktığımız zaman kayıyor. Tabii bir sağa kayıyor, bir sola kayıyor, bir ileriye bir geriye kayıyor. Sıra bozuluyor. Gün geçmiyor ki bir tarımsal alet ve ekipmanla da karşılaşmayalım. Burada da Emin abim bunu da tanıtmak, göstermek isterim sizlere dedi. Antalya'mızın yöresel yemekleri. Tabii birçok insanın bildiği düğünlerde, mevlütlerde olan evet. Keşkek. Yörük kültüründe, köylerde olduğu zaman bir erkek evleneceği zaman şöyle derler. Senin keşkeğini ne zaman yiyeceğiz diye sorarlar. Bu arada çok soruyorlar. Senin keşkeğini ne zaman yiyeceğiz diye. Ben nasip kısmet hayırlısı diyorum bu işlere. Ama ben burada şöyle bir ilave yapayım. O keşkeğe yedirecek olan damat kazanda keşkeği kendisinin ezmesi gerekiyor. Tabii. Ona göre antrenmanlı olun. Lütfen bizi izleyin.